Herkese merhaba dostlar ben Görmök ve Enigmatik 6 Expert Mod Pack'imizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümden bu bölüme bir şeyler yaptık. Evet yaptık. Yayına gelenler zaten bilir fakat e, gelmeyenler için göstereyim. Evi biraz şeklini şemalini düzelttik açıkçası. Onun dışında Arsnov'u alanımızda böyle daha güzel gözükecek şekilde ve modun temasına uygun bir şekilde bir yere taşıdım. Açıkçası büyük ölçüde Linkimi de taşıdım. ençenlik aparatusu vesaireyi de source yerlerimiz de burada. Hatta iki tane full source yerimiz de olmuş bile bu şimdiden. Onun dışında biraz Tinker Smelt, Tinker büyüttük. Evimizin de içerisinde devasa bir rüzgar gülümüz var. Açıkçası bununla ilgili bir şey anlatabileceğim bir şey olmadığı için bunu direkt yaptım. Burada sistem gayet basit arkadaşlar. Rüzgar gülü 128 tane kanat diyeyim şunları 128 tane kanada kadar kaldırabiliyor. Bunları da Rakwool ve stick'ten yapıyorsunuz. Rakwool'u nereden elde edeceğinizden de ufaktan bir bahsedeyim aslında. Bir miktar gravel'ı alıp geldiğinizde, gravel'ı erittiğinizde, pişirdiğinizde diyeyim hatta erittiğinizde yanlış bir cümle oldu. Pişirdiğiniz zaman size önce slag veriyor. Ondan sonra slagi tekrar pişiriyorsunuz. Hani rakwool kafa karıştırmasın. Normal koyun wool'undan elde etmiyoruz bunu. Rakwool'u da tekrar pişirdiğiniz zaman size white şey pardon. slag'i tekrar pişirdiğiniz zaman size white rakuol veriyor. Bunları da renklendirebiliyorsunuz boya kullanarak ama ben açıkçası çok da uğraşmadım. Direkt white e, rakuol'dan yaptım buradaki kanatlarımı. Şunu bir durduralım şu anlık işimiz olmadığı için. Burayı create makinalarını daha çok kullanmak için aslında rezerve ettim. İki tane de vertical gearbox'um var. Maksimum hıza ve maksimum strese bunlar e, 128 tane sale block kullandığınızda bunların hepsi sale block'tur birer tane. Kullandığınızda erişiyor. Daha da hızlandırabiliyoruz tabi Mesela ben arada cogwheel kullanarak bir tık daha hızlandırdım. Bunun altında da bir tane daha cogwheel var. Hatta e, precision speed yok, speed adjuster mı, speed controller mı? Onunla beraber biraz daha hızlandırabiliyoruz. Fakat şimdi kullanmaya başlamadığım için onu artık bir sonraki bölümlere ayıracağız. Onun dışında burayı komple derleyip topladım. Aşağıya chestlere taşıdım arkadaşlar. Bu şekilde şurayı biraz daha hatta toparlayalım beraber. Böyle modlara göre ben chestlere ayırdım aslında olan itemlarımı. Bunun da sebebi bugün yapacağımız şey aslında. Şimdi gayet güzel ilerledik, ettik. Fakat depolama modu olarak şu an başlangıçta kullanabileceğimiz aslında sadece bir tane mod var. Drawer'larla beraber o da pipe modu. Pretty Pipes diye bir mod var bunun şeyin içinde modpack'in bu baya integrated dynamics modunun daha da böyle basitleştirilmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz baya bloklar böyle saniyesinde değil ama yavaş yavaş taşıyor biraz pretty pipes integrated dynamics'in sistemine benziyor boruları da yani pipe'ları da mekanizmin transporter'larına benziyor makinenin içerisinden yani item giderken izleyebileceğiniz güzel bir mod Burada bana lazım olan birkaç tane şey var aslında. Bir tanesi kesinlikle zaten pipe'ların kendileri. SP'yi gördüğünüz gibi SP baya ucuz. İkincisi pipe pressurizer. Bunlar enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. Pipe'ların içindeki aslında teknik olarak basıncı hızlandırıyor. Çünkü öbür türlü item'lar baya yavaş geliyor. Burada request muhabbeti var. Item'i istiyorsunuz item istediğiniz yere geliyor. Pipe pressurizer bu gelme işlemini biraz daha hızlandırıyor. E, Tabi burada ekstra bir aslında işlem yapacağız. Fakat yani me Frame'i daha önce yapmıştık. Speed Increase modülü de bayağı gördüğünüz gibi ucuz. Dolayısıyla çok da bir muhabbet yok. Yavaş yavaş craftlarla başlayacağız. Onun dışında da zaten ilk etapta aslında çok otocraftla işimiz olmadığı için başka bir şeyler craftlamayacağız. Öte yandan belki buradaki hani induction smelter'ımızı da otomatiğe alabiliriz. O yüzden aslında crafting module da yapsak fena olmaz. Crafting module da bizim ee, çok early game'de birkaç tane pattern basabileceğimiz bir sistem. O da düşündüğümüz zaman mantıklı. Onunla da birazdan ilgileniriz. Öncelikle pipe'ları bir craftlayalım bence. Evet ilk partiyi craftlayacak kadar item'ı topladım. Şöyle birbirlerine bağlayalım. Şu an aslında yaptığımız şeyi şöyle anlatayım size arkadaşlar. Tek tek chest'lerden item toplamaktan şu an kendimi kurtarıyorum. O yüzden bu şekilde bağlıyorum sağa sola bunları tek bir yerden kontrol edebileyim diye. Dolayısıyla burada ne kadar chest varsa bunlardan kablo geçirmek istiyorum. O yüzden de böyle hepsini birbirine bağlıyorum. Bu crafting table'ı da teknik olarak aslında kullanmayacağız. Şöyle köşeden de ilerleyelim. Kendi işimi biraz zorlaştırdım yalnız yine de çok dar bir alanda yapmışım. Bazı chestlere erişirken sıkıntı yaşayabiliriz ama en azından bütün chestleri birbirine bağlamış olacağız tek bir terminalden yani bunları kontrol edeceğiz. Şu an bütün chestler birbirine bağlı. Tabi şu an yaptığımızda sadece hiçbir şey yapamıyoruz. Direkt terminalle devam edeceğim aslında ben craftlamaya. Buradan bakarsak bir item terminal var. Bu içeri item sallama ve içeriden item çekme ile alakalı. Bir de crafting terminal var. Bu hem patternların çalışmasını sağlıyor. Hem de craft için içeriden item çekebilmemi sağlıyor. Aslında ee, bunu yapabilmek için de, tabii önce Item Terminal'ın kendisini yapmam gerekiyor. Yani benim biraz Craft işim var. Bence buraları ben size izletmeyeyim. Buraları ben bilgi yaparak e, geçeyim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim sizle beraber. Bu arada Induction Smelter'da alaşım yapmak zorunda değilseniz bundan sanırım bahsetmedim. Ee, hani mesela elektrum lazım oldu şimdi o yüzden bir göstereyim. Buranın içerisinde de mesela elektrum, elektrumu normalde nasıl elde ediyoruz? Gold ve silver'ı karıştırarak. Buraya 10 gold 10 silver attığımda bana 20 tane e, erimiş elektrumu veriyor. Ondan sonra tabii bir tane de aslında şey basmanız gerekiyor düşündüğünüz zaman. ingot kalı kalıbı basmanız gerekiyor. O yüzden tekrar bir tane gold ingot eritip bir tane ingot'u da buraya koyarsanız. Ondan sonrasında kendinize bir tane şey elde edebilirsiniz buradan ingot kalıbı. Buradan çıkan elektronları da buraya ya redstone sinyali bağlayarak ya da kendi elinizi kullanarak otomatik olarak elektrolumu ingota çevirebiliriz. Böyle en üstte en altta ne varsa bu arada onu döker arkadaşlar. En alttaki sıvıyı da böyle kendiniz tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela şu an goldu aşağı aldığım için buradan akan şey gold olacak. Dolayısıyla ingot kalıbını da böyle basabiliyoruz. Evet son item'larla beraber craftlayalım. Plate'i bastı. Machine frame'i filan vesaire her şeyi yaptım. Craftlayacağım şeyleri şimdilik bu chest'in içerisinde chest topluyorum ama hani bu tabelalar birazdan boşa çıkacak aslında terminal muhabbetine giriştiğimizde. Onları bir şey ararken rahat bulayım diye zamanda yerleştirmiştim. Galiba item terminalimiz hazır zaten. Peki merak ettiğim ben bunun içinden görebiliyor muyum mesela sistemde? Tek seferde bir tane pipe takabilirsin diyor sadece. O zaman benim buradan dışarı bir tane pipe çekmem lazım aslında. Nerede benim fazladan pipe'ım var mı? Varmış süper. Şöyle çekersek herhalde yapmaya çalıştığım şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Evet bütün itemlere erişimim tek bir yerden var artık. Peki her request etmem gerekiyor. Aynen dışarı item çekmek istiyorsam buradan request edeceğim yani kısacası. Hmm, peki şu aradaki bağlantıyı koparsak ben yine de erişebiliyor muyum bütün itemlara? Hayır sadece kitaplara erişebiliyorum. O zaman kendime şuradan bir yol çekeceğim. Şimdi tekrar hepsine erişebiliyorum. Tamam süper. Yani açıkçası yapmaya çalıştığım şeyi şu an yaptım. En azından basit kısmını. İçeri item göndermek istediğim zaman nasıl gönderebilirim peki? Bu tarafa yerleştirirsem herhalde zaman içerisinde gönderecektir diye düşünüyorum. En yakındaki chest'e gönderdi haliyle. Bu arada bunlara farklı farklı upgrade'ler takabiliyorsunuz. Craft'ta kullandığım şeylerden biri zaten buydu. İşte high retrieval ve high extraction dediği gönderme ve çekme hızlarını arttıran ne diyeyim modüller blank modül kullanarak yapıyorsunuz bunları seviye seviye yapılıyor. Onun dışında başka neler var mesela modül olarak? Ee, çekeceğiniz veya göndereceğiniz itemları filtreleme modülleri var. Çeste e göre item aktarmak istiyorsanız gerçekten filtrelemeye mesela item filtrelemeye devam etmek istiyorsanız bunlardan kullanmanız gerekiyor. Muhtemelen tag de vardır evet mesela tag filter de var. Mesela buraya sadece iron pickaxe göndermek istiyorsanız buradaki kısmı ondan takıp iron pickaxe seçebilirsiniz. Onun dışında ben şu an aslında başka nereye gidebilirim? Bence crafting terminala direkt devam edelim. Onun içinde super glue var elimizde neyse ki. Low crafting module diyor. İyi bu da nispeten ucuz. Bir tane de bundan aslında şu an craftlayabiliriz. Hani direkt item terminaldansa crafting terminal daha çok işimi görür diye düşünüyorum. Umuyorum ki içerisinde bir crafting e, terminal da vardır hakikaten. Şu an tamamen bunu umut ederek çünkü böyle bir plan yaptım aslında. Bakalım bir miktar kendimize plank alalım. Çünkü bir tane crafting table'ım eksik sadece gördüğüm kadarıyla. Tıklarsak. Bunu crafting terminal'ı şöyle tekrar çevirebiliriz. Koyalım crafting table'ı. Çünkü vanilya crafting table'ı gerekiyormuş. Low crafting module'umuz da hazır. Bunların muhabbetleri şu arkadaşlar. Bunları nasıl gösterebilirim? Buraya bağladık mesela. Buraya her pipe'ın 3 tane slot oluyor. Buraya geldikten sonra low crafting module yazıyor ya. Burada ben artık birebirlik bir item'ın AutoCraft emrini verebilirim. Mesela birebirlik ne item var? Iron bar çok mantıklı. Ee, birebirlik değil aslında teknik olarak ama böyle artıya bastığınız zaman JEI'den oto tamamlama açık. Birebir nasıl oluyor? Bir kaynaktan başka bir kaynak elde ediyoruz. Input'ta bir, output da bir. Tek çeşit aslında burada. Bir item değil de tek çeşit olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu muhabbeti. Mesela bunun benzer başka ne var? Crafting table recipesi mesela. Bu da birebirlik bir e, resipi. Nasıl birebirlik? Çünkü bir çeşit blankten bir tane crafting table. Giriş ve çıkış bir. Dolayısıyla böyle basit resipileri low crafting module yapabiliyorsunuz. Bunun bir üstü. E, yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya 6 itemden 6 ya 4 çeşit itemden ya 6 çeşit itemden 3 çeşit item çıkarma. Sonuncusu da high crafting module, crafting module. O da galiba 9'a 6 olması lazım. Aynen. 1, 1, 4, 3 ya da 63 en sonda 96 gibi bir şey olması lazım. Tabii ben bunu craft'ta kullanacağım. Bu arada bunu bu şekilde kullandığınız zaman bildiğim kadarıyla şey yapıyor. İçerisinde pattern'ı tutuyor. Yani ben buraya tekrar bunu takarsam evet pattern'ını da tutuyor. Bunu sıfırlamak isterseniz de eğer crafting table'a koyarsanız geri sizin için sıfırlar, içini boşaltır. Tabii bunu elle de yapabilirsiniz. Çünkü bu çok basit bir NPC aslında birebirlik olduğu için Tabi ben bunu terminal yapmak için kullanacağım aslında. Şu an sadece size de göstermek için gösterdim. Evet, terminalimizde yaptık. Bir bakalım bakalım bunun arayüzü nasılmış? Süper, tam istediğim gibi. Ee, i̇çerisinde bir kendinin crafting table var. Dediğim gibi çok basit bir seviye integrated dynamics aslında bu. Ee, ne diyeyim? Terminal. Dolayısıyla mesela ben ne craft'lama Mesela block of iron craft'layalım diyelim. E, request etmeniz gerekiyor. İçeride yeterince iron var mı? Var. Request ettiğimde chest'lerin içerisinden birer birer şimdi çekecek olması lazım. Giden gelen itemları da bu arada borulardan da izleyebiliyorsunuz böyle. Bayağı mesela geldi şu an 9 tane iron ingot ve terminalin içerisine gördüğümüz gibi oluştu. Artık ben bunu craftlayabilirim. Geri içeri göndermek istediğimde de okun içeriye baktığı Burası içerisi chest'lerimiz. Okun içeriye baktığı slota koyarsam otomatik olarak geri çeker. Evet işin basic kısmını yani şu an aslında yaptık. Bir de makinalarla otocraft aslında ben denemek istiyorum. Yalnız ne kadar hızlı oldu ya her şey. Craft dışında gayet de basitmiş bu arada. Şöyle alalım mesela induction smelter'ımızı. Craft kısmını ben de test etmek istiyorum çünkü sizle beraber. Ee, güneş alan bir yere koymam lazım. Burası güneş alıyor değil mi? Aynen burasının tepesi açık. Paneli de yerleştirelim. Şimdi bir pipe çekebiliriz aslında. Hatta bunun bir de wrench'ini yapalım biz. Pipes modu, wrench. Ki bazı bağlantı noktalarını kopartabileyim. Request diyelim. Ne gerekli materyal var zaten. Biliyoruz. Boruların içinden item'ları izleyebilmek bu arada bence bir keyif. Düşündüğümüz zaman. Evet geldi. Item'ı bu şekilde craftladık. Şimdi kendimize bir miktar içeriden pipe alalım. Buradan sayısını seçiyoruz. Item'ı seçiyoruz. Request diyoruz. Bu kadar basit aslında. Gelsin bakalım. Hadi. Hadi koçum. Bu kadar zor olmamalıydı. Ha crafting terminal içerisine çekiyor item'ı. Buraya göndermesini bekliyordum ama e, terminal olduğu için oraya çekmiş. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Terminale dokunmadan şöyle Birkaç tane daha gerçek kablo gerekebilir. Bu arada illa buradan çekmek zorunda değiliz aslında. Ben buraya gelip de alabilirim pipeları. Tabi pipelar nereye gitti Allah bilir. <laughs> Muhtemelen başka bir chest'in içerisine gönderdik farkında olmadan ama. Tekrar pipe yazalım. Yine bir 5 tane request edelim. Buraya gelsin. Bu makineyi de öbür tarafa taşıyalım. Madem kabloyu buradan çektik. Şu hizada olsun. Merak ettiğim nokta acaba extraction modül kullanmadan da otomatik olarak itemlere aktaracak mı onu test etmek istiyorum. O yüzden sol tarafını extract yapacağım. Aslında um, input ve extract yapsak. Buraları da komple kaldıralım. Acaba aynı taraftan gönderebilir mi? Yoksa illa modül gerekiyor mu? Ben onu şu an test edeceğim. Pipelarımızı alalım. Geldik ve bağladık. Tamam. Şimdi. Pipeları geri içeri Allah gönder. İlk yapmamız gereken şeylerden biri bir crafting modül craftlamak aslında. Direkt yapabiliyor muyuz? Aslında bunu craftlayacak item'ım olmaması lazım ama artıya bir request diye biliyor muyuz? Ha evet içeride item yok diyor. Tamam şimdi kademe kademe evet tek eksiği bu olabilir açıkçası. Request diyelim bakalım. O zaman kademe kademe ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Itemlar geldi. Süper. Servoyu içeri gönderebiliriz. Yani şimdi blank module ile devam edeceğiz. Request diyelim. Tamam. Eğer item varsa sending one set of ingredients diyor. Yoksa sana olmayan eksik item'ı söylüyor. Mesela burada az önce servo, crafting table veya blank module yok dedi bana. O zaman elle yapmamız gerekiyor bazı şeyleri işte. Crafting table'ı direkt içeride uğraşmadan buradan yapalım. Crafting table'ımız hazır. Onu da içeri gönderelim. Boş modülleri de craftladık. Artık Blank module not found dedi. Aslında içeri göndermiştim ama tekrar. Heh şimdi oldu. Az önce demek ki chestleri gitmesi biraz vakit aldı. Sending one set of ingredients dedi. Süper bir tane crafting module craftladık. Şimdi bu noktada işte bunu kullanabiliriz aslında. Bu bir autocraft emri olacak. Induction smelter'de mesela yapmayı bildiğimiz ne var? Sıfırlayabildiğimiz için zaten سير brick deneyebiliriz. Gravel'dan çıkıyordu biliyorsunuz. Artıya bastığım zaman bir gravel'dan iki سير brick dedik. Tamam. Şimdi artık buraya geldiğimde سير brick'ten craftlayabiliyor olmam lazım. Mesela 6 tane request emri verelim. Buraya grout gönderecek mi onu merak ediyorum. Ha, içerideki سير bricklerimi gönderdi. Önce o zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Öncelikle içerideki bütün seed bricklerimize bunu bunu ha shift'e basarak arttırabiliyormuş şu sayısını. Bütün seed bricklerimizi request diyelim. Önce bir buraya çeksin bakayım. Aynen. Şimdi craft emri verebileceğimi düşünüyorum. 6 tane dedik. Evet, grout'u makinenin içerisine gönderiyor. Önemli olan makinenin içerisinden seared brick'i geri sistemin içerisine gönderecekmiş. Şimdi bir pişmeye başlasın. 3 tane grout geldi. Bakalım bakalım başaracak mı? Evet, seared brick. 2 tane geldi. 1 tane... Allah Allah. Enteresan. Bir Grout'tan bir tane mi Sealed Brick çıkıyormuş? E az önce niye öyle gözükmedi? Yanlış Recipe'yi bastık da ondan O zaman şöyle bir şey yapacağız bunu Cancel edelim. Otomatik olarak da Export da etmedi bu arada Anlaşılan Demek ki buraya bir tane de aslında Extractor modülde koymamız gerekecek ee, Yalnız burayı şey yapalım biz bu Recipe'yi değiştirelim Bir sihir Brick olsun aynen Peki ben aynı pipe'ın üstünde hem craft emri verip hem içeri item çekebiliyor muyum? Bu da benim merak ettiğim bir başka konu aslında. Bir bakalım bakalım. Extraction module, retriever module. Tamam biz extraction module kullanacağız ona bir baktım. Galiba burada gerekli bütün item'lar var. Bir bakalım bakalım aynı kablodan hem içeri item gönderip hem dışarı item çekebiliyor muyuz? Onu bastık. Koy buraya. Süper. Aynı anda iki işlemi de yapabiliyoruz. O zaman artık otokraft makinalarla da otokraft yapabiliriz. Furnace'la da bunlar için de hepsi için biraz biraz e, biraz kurarız sistem. Tabii onun için yer, yerlerimi çok düzgün seçmem lazım ama bu duvarda create işi yapmayacağım için bu duvarı bu makinalarla otokraft işleri için kullanabiliriz. E, Renci de bu arada niye aslında yaptık? Renci de bu aradaki bağlantıları kopartabiliyorsunuz, kablolarını sökebiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla Crafting Terminal'a başka kablo değmesin diye aslında ben böyle bir işlem yaptım. Şimdi bir de bu vatandaşı hızlandırmak kaldı aslında. Buradaki benim Magma Crucible'ıma şu an enerji gerekmiyor. Dolayısıyla önce bu Solar Panel'i bir sökelim. Burada şimdi kendimize bir tane birisi ne yapalım? Ee, bu tarafa koymadığım şöyle Pipes yazarsak. Ee, boruları hızlandırmayı sağlayan Pipe Pressurizer aslında ben yapmak istiyorum. Bundan sisteminize bir tane bağlasanız yetiyor. Craft da açıkçası biraz meşakkatli duruyor. Ne eksikmiş? Goldrot eksikmiş. Ben bu craft işlemini bir tamamlayayım. Dediğim gibi burayı da izletmemin bir manası yok çünkü. Ondan sonra beraber devam edelim. Evet, sonlara doğru geldik. Beraber devam edebiliriz artık. Bir daha request diyelim. Ne eksikmiş. Ee, ha bunu geri göndermeyi unuttuk bir saniye. <laughs> Tekrar hadi request 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 request, request. de gitmişler artık içeri. Tamamdır. İlkini yaptık. İkinci seti herhalde şimdi çekiyor olması lazım ama. Bakalım. Aynen. iki high speed'imizde yaptık. Galiba hazırız craftlamaya. Bir bakalım. Request diyelim. Ne eksik? Yani sistemin içerisine gitti. Tamam. Şimdi bunu craftlıyoruz. Bu vatandaş arkadaşlar çekilen item başına enerji harcıyor. Az önce solar paneli hatırlıyorsanız sökmüştük. Tam da bu sebepten dolayı aslında söktüm. Ee, bunu öyle bir yere bağlayalım ki sisteme bağlı olsun. Fakat Aynı anda kendisine enerji de verebilelim. Buraya koyarsam şimdi bu makineyi sistemden kopartacağız. Hmm, nasıl yapsak ki? Keşke bunu bir tık yukarı taşısaymışız. Neyse. Ee, nereden koysak? Şuraya koyalım ya madem. Aynen. İçeriden bir miktar daha pipe çekmem gerekecek. Makinenin kendisi hazır. Enerji verecek sistemimiz de hazır. Bir tek pipe'ımız eksik. İyi ondan da yeterince varmış. Şöyle bir 4 tane çekelim sisteme. Farkındaysanız şu ana kadar item çekerken hep çok yavaş çektik. Ee, bu Pressurizer muhabbeti bayağı çözecek aslında benim işimi. O açıdan. Yalnız sürekli enerjiyle tabi beslememiz gerekecek. O da ayrı bir husus. Buraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi şu an içi boş. Yani şu an çalıştırmaya çalışsam da yine itemleri yavaş çekecek. Bu solar paneli kullanarak herhalde ben bunu şarj edebilirim diye düşünüyorum. Tabi bu belli aralıklarla aşağıya enerji aktaracağı için ufak bir problemde yaşayabiliriz. Henüz aktarmadı mesela. Biraz bekleyelim bakalım. Belki de hani bunu ekstra bir kablo ile enerji vermemiz gerekiyordur. Ha yok tamam içine enerji gelmeye başladı. Dediğim gibi bu böyle puls halinde, sinyal halinde bazen enerji çekiyor. Tamam şu an içeri enerji gidiyor. Şimdi aslında bir şeyin kraftıyla hızı ne kadar etkilediğini bir bakabiliriz. Mesela Bomb Blok geldi ilk gözümün önüne ya. Bomb bloğu kullanarak ben Bomb Meal elde edebiliyorum mesela. Şöyle Request diyelim. Zart zart mesela ne kadar hızlı gitti gördünüz mü bu sefer? Bir daha basalım evet. Müthiş bir hız farkı var bu arada belki dört katına çıkmışlar hatta öyle söyleyeyim. E, şu köşedeki chestlerden birinde Mob Drop chestim var şurada. Oradan mesela Request ettiğim anda bayağı zıbam diye gönderiyor. Aynı şey tabi mesela 54 tane craftladıktan sonra içeri gönderirken de görebiliriz. Ama göremedik bile o kadar hızlı gitti çünkü içeri. Direkt sistemin içerisine bombayalımız dahil oldu. Şu an yani otokraftta aslında kendi işimizi bayağı kolaylaştırdık onu da söyleyeyim. Ee, bütün chestler birbirinden ayrı ama bağlı. Yani her şeyi artık tek bir envanterden kontrol edebilirim. Loot yaptığım zaman da artık tek tek uğraşmam gerekmiyor. Yani buradaki bütün signlarımızı artık sökebiliriz. Çünkü e, ben şeylerin chestlerin açıkçası upgrade emirlerini otomatik olarak vereceğim. Bunları kademe kademe diamond'a kadar çıkardıktan sonra zaten refine storage vesaire gidene kadar artık bir daha depolamayı düşünmüyor olacağız. Şimdi diğer modlarda bu kadar yürüdükten sonra biraz da aslında diğer teknoloji modlarına geçmemiz gerekiyor. Hani geçebiliriz diye geçmemiz gerekiyor direkt. Ve hani görev kitabından gidip baktığınızda gate'lerde bir sonraki adım zaten immersive engineering ve burada da İlk elde etmemiz gereken şey coke brick. Bunlardan coke oven yapacağız. Çünkü toplamda 27 tane coke brick'e ihtiyacım var. Burada coke brick açıkçası bayağı kompleks. Buna aldanmayın. Bunu yapmak için yine zaten coke brick gerekiyor. Sequence assembly. Daha önce hatırlıyorsanız biz bir şey yapmıştık. Precision mekanizm yaparken bir tane gold plate'e 5 kere bir işlem uygulamıştık. Burada da benzer bir şey var. Buradaki biraz daha tabii açıkçası eziyetli. İlk yapacağımız şeylerden biri bizim buradan deployer'ı söküp nispeten daha hızlı çalışacak olan buraya yerleştirmemiz. Tabi bununla beraber rençimizi alıp doğru yönlere de bakmasını sağlamamız gerekiyor. İkinci olarak da depoyu buraya yerleştirebiliriz. Deployer'ı aşağı bakıtı, baktırıp bu vatandaşa bir yerden ön taraftan biz hopper bağlarız. Ön taraftan da bağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi önce rençimizi alalım. Bakalım aşağı yöne bakmasını sağlayabilecek miyiz? Sağladık. Parmak halinde kalsın. Ön taraftan da buna hopper bağlayacağız. Fakat bu vatandaş şu an çalışmıyor gibi duruyor. Çünkü rüzgar gülünü durdurduk. Tüh keşke sökmeseydik boşuna söktük. Şimdi herhalde rotasyonu verirsem evet tekrar çalışıyor gibi gözüktü. Hopper'ı da ön taraftan yerleştirebiliriz. Bu işlemi yapmak için çünkü buna kombinasyona ihtiyacım var zaten. Ondan sonra paper kolay yaprak istiyordu gördük. Bir de cork brick diye bir şey var. Bana toplamda kaç tane bundan lazım bir bakalım. Mesela kokbrik. Her bir kokbrik için bir tane teknik olarak lazım. 12 tane pardon teknik olarak lazım. Şimdi tekrar hesapladım. Çarpı 4 dediği için. 9 kere bu işlemi yapacağımızdan dolayı 108 tane bana kokbrik lazım zaten. O kesin bir şey. Dolayısıyla 108 tane de kokbrik blende ihtiyacım var. Burada su, clay ball, bazalt powder görüyorum. Bazalt powder için ne yapıyormuşuz? Tek tek aşama aşama gidelim şimdi. Daha kolay bir yöntemi var mı acaba? Hmm, daha kolay bir yöntemi yok gibi duruyor. Enliş mi? Chamber çok mu? Zor. Evet çok zor. Tekrar bazalt pavlora dönelim. O zaman aslında biz bir millstone da kendimize craftlayalım. Peki neyden? Herhangi bir bazalttan 4 tane bazalt powder elde edebiliyormuşuz. Tamam bu rotadan ilerleyeceğiz. Cinder flower için normal. Ha, bak o zaman crashing wheel'a aslında gitmemiz gerekiyor. O zaman bu muhabbete bugün giremeyeceğiz onu fark ettim. Brass Casing muhabbetine girmemiz lazım. Yani tekrar bir büyü moduna aslında şu an dönüyoruz. E, Blood Altar'ı çünkü bildiğim kadarıyla arkadaşlarım da söylediği kadarıyla sadece Underground'a koyabiliyoruz. O zaman Underground'a o zaman öyle bir rotadan gitmemiz gerekiyor. Kademe kademe şimdi bu işlemi yapalım. Öncelikle o zaman bize ne lazım? Botanya modunun e, çiçeklerinden biri lazım. Pure Daisy'ye ihtiyacımız var. 4 tane white pedal, bir tane conduit. Conduit hallederiz öğrendik artık. Bir tane de pitogro. Bu nispeten kolay apotekari için de lazımmış. Yine enchanting apparatus'ta iki tane pewter inlay, 2 tane papyrus. Bu sefer de atom çıktı ekstradan. Ee, cooking pot ve andesit pedestal. Tamam bu bayağı basit. Yalnız o zaman atomda sıra atoma geldi. Tekrar bir gold, e, gold ihtiyacı çıktı arkadaşlar. O yüzden tekrar yine e, hatırlıyorsanız kristal elde etmiştik zombilerden yine benzer bir şey yapmamız gerekecek. O yüzden Brazier'ımı Hand'imi aldım. Bununla beraber Bone Meal'a ihtiyacım var. Aynı zamanda da Redstone'a da ihtiyacım var. Bunları da çekelim dolayısıyla sistemden. Şu şekilde envanterimizde dursun. Bir de tabii Flint and Steel yapıyorduk bu işlemi. O yüzden onu da içeriden request ediyorum. Neden ihtiyacım var? Çünkü Scarab yapmam gerekiyor. Dolayısıyla Gold Inlay için bana toplamda yine 8 tane arken gold thing lazım. Ee, bunu da nereden yaptığınızı hatırlıyorsunuz zaten. Enchanting apparatus'un içinden yapabiliyoruz. Onun dışında sun metal kolay. Bunu yaparız. Bunda hiçbir şey yok. Pewter inlay içinde de bir hatta şu an bile bunun kraftını yapabilirim. Bu şekilde içeri gönderdik. Ee, şu an yani Scarab'ı yapmaya çalışıyorum ki atomun portalını yapabileyim, gidip oradan papirüs vesaire toplayalım. Ee, yani buradan evet ekstra galiba eksik şu an bir tek Arcane Gold onun içinde yeterli materyaller zaten şu an burada mevcut. Artık otomatik source üretebildiğimiz için bu arada ee, şey kullanmadan da ne kullanmadan da Conduit kullanmadan da Arcane Gold elde edebiliyoruz. Yalnız en son bir tanesini yanlış bir yere koydum galiba bir saniye bunun burada değil ee, şurada olması gerekiyor. Aparatüsün içinde artık source kullanarak normal bir şekilde arcane gold elde edebiliyoruz. Toplamda 4 kere bu resipiyi yapacağım ben de zaten. Bu arada yanlış söylemişim. 2 kere yapsak olurmuş. Çünkü ben bu inlaylerin çifter çifter craftlandığını her seferinde unutuyorum. Arkadaşlar şöyle request edelim 2 kere. Hop pantolon değil bir dakika. Bir tane daha gold inlay. Tamamdır. Bir tane pewter inlay'e ihtiyacımız var. Ondan da bir tane request edelim. Başka ne lazımdı? Sam metal ve source gem. Source gemimiz var. Onu alalım. Sam metal için şimdi bir işlem yapmamız gerekecek yine. Blend halini elde etmek için yine enchanting aparatus kullanacağız. 4 silver dust bir tane de sülfür dust'a ihtiyacımız varmış. Sülfür dust'a bir bakayım. Gal yanlış hatırlamıyorsam sülfür halini induction smelter'da bir şeyler eriterek elde edebiliyorduk. Mesela neleri nelerden elde edebiliyormuşuz? Lapis lazuli oradan vesaire elde edebiliyormuşuz. Onun dışında bir bakmam lazım tabi. Tam taş lazım diye üzülürken Golden Pickaxe'imde bir tane e, itemlarımın arasında taşlı bir şey buldum. Durability sen ne kadar çok az olsa da zaten bize de az miktarda aslında Lapis lazım. Şimdi gidip bir yerden Lapis Or bulup Seacrush'la halini Induction metre getirip eriteceğiz. Güzel. Kuarimizin orada bir miktar Lapis de bulduk. Kıralım bunları. İnşallah Golden Pickaxe'de bu arada lapis kırılıyordur. Ondan çok emin değilim. Kırılmıyormuş. Süper. Harika. Evet. Nom'dan al, ödünç aldığımız e, ee, silk taşlı pickaxe'le bir miktar lapis lazuli çank toplayabildik. Bunları şimdi induction smelter'da eritelim. Bir tane sülfür elde edelim. Ondan sonra herhalde sülfürü normal hammer'la evet sülfür dust'la çevirebiliyormuşuz. Güzel. Süper. %75 şans olduğu için tek seferde verdi zaten. Şimdi sülfür dust yazarsak artıya bastığında herhalde request etmeme izin verir. Süper. Sülfür dust'ımızı da aldık. Artık yani Scarab yapmak için galiba eksik hiçbir şeyim yok. Daha doğrusu önce Sun Metal. <laughs> önce 4 tane silver dust aslında ihtiyacım var düşündüğümüz zaman. Şöyle silver yazalım bakalım. 3 tane daha request edelim. 1 tane daha edersek süper. Toplamda 4 tane silver dust'ı aldık. Önce Sam Metal'le başlayalım şimdi. 4 tane e, silver dust yerleştiriyoruz. Ortaya da sülfür dust koyduğumuzda blendleri verecek olması lazım zaten. Tamamdır. 4 tane sun metal blend elde ettik. Şimdi scarab için ne lazım? 4 sun metal, 1 tane source gem ki o da burada zaten. Onun dışında 2 gold inlay, 1 pewter inlay. Galiba onları çantaya falan bir yere attım ama heh, buradaymış o da. Süper. Bunların üstüne yapacağımız şey gayet basit aslında bir tane yine lightning arrow kullanarak ok atacağız. Gerekli bütün itemleri yere attık. Çektik gönderdik ve artık atoma gitmeye de hazırız Scarab'la beraber. Ee, tabii bunun için önce portalını yapmamız gerekiyor. Atomun ne kullanarak? Sandstone kullanarak. Evet bizim portal mekanımız daha önce de burada inşa ettiğimiz için buradan devam etmeyi planladım açıkçası. Öncelikle atom portalında altta bir 5'e 5'lik sandstone. Bu arada limestone'la da oluyor galiba. İlla son kullanmak zorunda değiliz. Değiştirmedilerse eğer tabanda bir miktar böyle bir alan açmamız gerekiyor. Önce 5'e 5'lik bir alanı diziyoruz diye ben biliyorum. Ondan sonrasında ortasını boş bırakarak galiba şöyle diziyorduk. Sonrasında da yanlardan iki blok çıkıyorduk. İnşallah değişmemiştir bu arada yoksa şu an boşuna uğraşmış oluruz. Sonra bu vatandaşın için suyla mı dolduruyorduk, ne yapıyorduk galiba? Suyla doldurup skarabı atıyorduk diye hatırlıyorum ama evet, portalını portalında bu sayede açmış olduk. Bu bölüm buraya gitmeyelim bu arada. Bu çünkü başlı başına kocaman bir dimension, kocaman bir alan. Dolayısıyla sonraki bölümün başında içeride biraz loot'larla başlarız. Ondan sonra da bu bölüm zaten bunu yapmamızın amacı olan immersive sisteminden de biraz ilerleriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümde burada sonlandı. Arkadaşlar destekleriniz ve bundan sonraki gelecek destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, açıkçası algoritmanın içerisinden biraz böyle dışarı itelendik. Oynadığım modpackten dolayı diye olduğunu düşünüyorum herhalde. Dolayısıyla tekrar bir, biraz oralara dahil olursak iyi olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.